Merhaba hanımlar, İno'ya Songül YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine kendimce uyarladığım bir model anlatacağım bu güzel renklerimle. Sıralı bir model, umarım beğenirsiniz. İplerim oyalı suni ipek iptir. inoyasin.fular Instagram sayfasından kapıda ödemeli bir şekilde alabilirsiniz. İplerim 4 katlı, inoyasına uygundur, yapımı çok kolaydır. Herkese tavsiye ediyorum. Modelime geçmeden önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden abone olup beğeni yorum yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Evet hanımlar, şimdi modelimi anlatmaya geçebilirim. Modelim bu şekilde hanımlar. Çok güzel, zarif ve ağır bir model oldu. Umarım beğenir ve benimle beraber çalışırsınız bu güzel modele. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Aralarda 4'er zürafa bırakıyorum. Ve 5. zürafamı bir tık büyük yapıyorum. Bu şekilde. Zürafama geri dönüyorum. Ve buraya 3 zürafa yapıyorum. Üç zürafamı yaptım. Şimdi ipimi geriye alıyorum. Ve yandaki zürafaya geçiyorum. Burada ortadan arttırma yapacağım. Yani 3 sayımı koruyacağım bu şekilde. Yanlardan arttırma yapmıyorum. Bu şekilde 3 sayımı koruyorum orta arttırma yaparak. Tekrar ipimi geriye alıyorum. Ve yandaki zürafaya geçiyorum. Sayımı eksiltiyorum şimdi. Tekrar yandaki zürafaya geçiyorum. Bu şekilde sayım 2 kaldı. Tekrar ipimi geriye alıyorum. Ve aynı zürafanın içerisine tekrar batıyorum. Şimdi soldan arttırma yaparak 2 sayımı koruyacağım. Bu şekilde. Bir sıra daha soldan arttırma yaparak 2 sayımı koruyacağım. Bu şekilde. Şimdi ipimi geriye alıyorum. Ve yandaki zürafaya geçiyorum. Sayımı eksiltiyorum. Şimdi bir zürafam kaldı. Zürafama geri dönüyorum ve ipimi çekerken hafif sol tarafa doğru çekiyorum ki yaprağım sol tarafa meyilli olsun. Buraya 1, 2, 3 pırpırı bırakıyorum. 4. pırpırıma düğüm atıyorum. Tam sıfırlamıyorum, hafif kalacak şekilde düğümümü atıyorum ve bu tarafa geri dönüyorum, bir düğüm atıyorum. Bu şekilde. Şimdi kenarlara batarak birer pırpır yapa yapa yaprağımın dibine kadar iniyorum. Her defasında bir alt gözlemeye geçiyorum. Bu şekilde birer pırpır yapa yapa iniyorum. Evet. Şimdi yaprağımın dibine indim. Bu şekilde hanımlar. Yaprağımızı bu şekilde hazırlıyoruz.
araya 4 zürafa bırakıyoruz. Ve 5. zürafayı bir tık büyük yapıyoruz. Zürafama geri dönüyorum. Ve 3 zürafa ile başlıyorum. 1 2 3 zürafamı yaptım. Şimdi ipimi geriye alıyorum. Orta arttırma yaparak 3 sayımı koruyorum. Sadece bir sıra bu şekilde yapıyoruz. Yani 2 sıra 3 ile çıkmış oluyoruz bu şekilde. Şimdi ipimi tekrar geriye alıyorum. Ve sayımı eksiltiyorum şimdi. Yandaki zürafaya batıyorum. Arttırma yapmadan zürafam 2 kalıyor. İpimi geriye alıyorum. Ve 2 sayımı korumak için soldan arttırma yapıyorum. Bu şekilde 3 sırada 2 sayımızı koruyoruz. Sıra 2 ile çıktıktan sonra ipimi geri alıyorum ve eksiltiyorum. Bir zürafamız kalacak. Zürafama geri dönüyorum ve çekerken hafif sol tarafa meyilli olacak şekilde çekiştiriyorum. Şimdi buradan 1-2-3 pırpırımı bırakıyorum. 4. pırpırıma ipimi tam sıfırlamadan bir düğüm atıyorum. Bu şekilde tekrar zürafama dönüyorum. Bu şekilde hanımlar. Şimdi kenarlara birer pırpır yapa yapa yaprağımın dibine kadar iniyorum. Her defasında bir alt gözlemeye batıyorum. Ve sonuncu pırpırımı da yapıyorum ve bitiriyorum. Buraya bir zürafa geçişi yapıyorum. Evet hanımlar, yaprağım bu şekilde devam ediyor. Şimdi üst kısımlarını yapmaya geçiyorum. Bunun için öncelikle koyu renk ipimle bu uçtaki pırpıra bir düğüm atıyorum. Bu aradaki pırpırları bırakacağım. Burada arada kalan iki pırpırları çalışacağım. Şimdi bu pırpırların üzerine birer tane küçük pırpır yapacağım. Bu iplerimi daha sonra keseceğim. Kes tak yapmamak için bu şekilde devam ediyorum. Bu şekilde birer küçük pırpır yapıyorum uç kısımlara. Bu şekilde devam ediyorum. Buraya da yapıyorum. Ve sonuncuyu da yaptım.
Şimdi iplerimi kesiyorum. Evet hanımlar, mavi kısımları ben tamamladım, kestim. Hatta açık maviden de biraz devam ettim. Bu alttaki yaptığımız koyu renk pırpırların üzerine birer küçük zürafa yapıyorum şimdi. Bu şekilde birer tane küçük zürafalar yapıp bitireceğim modelimi. Evet, sonuncuyu yapıyorum şimdi. Şimdi bu aradaki ipleri kesiyorum yine. Bu şekilde daha pratik oluyor. Evet hanımlar, modelimi tamamladım. Bu şekilde çok güzel, harika bir model oldu bence. Umarım siz de beğenir ve benimle beraber denersiniz bu güzel modeli. Şimdiden yapacak arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Modelimin fiyat konusuna gelecek olursak ağır bir model oldu. Evet, sıralı bir model. Kolay gibi görünüyor olabilir ama uğraştırıcı bir model. Dört kenar yazmaya en aşağı 200 TL'den başlayacak bir model. Tabii ki yine sizin işçiliğinize göre değişebilir fiyatlar. Daha aşağı ya da daha yukarıya çıkabilir. Ama en aşağı bana göre 200 TL'den başlayabilecek bir model. Böyle hanımlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.